Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçü dersimize Veci Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve hocam yeni bir konuya giriş yapıyoruz galiba. Nedir evet. Konumuz? Bu konumuz çok güzel bir konu. Atatürk ilkelerine bakacağız. Bu konumuzda cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, bu ilkeleri tek tek açacağız. Bu ilkeler doğrultusunda yapılmış olan yeniliklere göz atacağız bu videomuzda. Normalde her sene aşağı yukarı bu LGS'den bununla alakalı sorular da çıkıyor. Tabii ki yoğun olarak dikkatli izlemesini tavsiye evet, ediyoruz. Yoğun olarak bu üniteden geliyor. Evet, Atatürk ilkeleri. Hemen cumhuriyetçilikle başlayalım. Cumhuriyetçilik ilkesi. Bir kere cumhuriyetçiliği gördüğüm vakit aklıma ilk ne gelmesi gerekiyor benim? Yönetimsel anlamda uğraşılar gelmesi gerekiyor. Milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir cumhuriyetçilik. Anahtar kelimelerimize bakalım. Ulusal irade, ulusun iradesi, milli egemenlik, millet egemenliği, seçim, demokrasi, çok partili hayat, çoğulculuk, seçme seçilme hakkı, yani seçmekle ilgili, seçilmekle alakalı her şey bize cumhuriyetçiliği anlatacak. Zaten cumhur kelime anlamı olarak halk demek değil mi? Evet. Mesela bir sandık çiziyorum. Ne yapıyoruz sandığa? Oy atıyoruz değil mi? Buradan kendimizi yönetecek insanları biz seçiyoruz. Bir seçim varsa arkadaşlar o cumhuriyetçiliğe çıkıyor. Ulusal irade yani ulus iradesi halkın, iradesi halkın kendi kendini yönetmesi, milli egemenlik, seçim demokrasi gibi kavramlar bizi cumhuriyetçiliğe götürüyor. Bu kelimeye dikkat. Evet. Evet. Peki cumhuriyet nedir? Şimdi biraz bakalım, göz atalım. Egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olması. Yani egemenlik millete aittir demiş deyip bırakmamış. Kayıtsız şartsız yani hiçbir koşul, koşulsuz, hiçbir neden kabul etmeksizin egemenlik millete aittir demiş. Halkın kendi kendini yönetmesidir. Halk kendisini yönetecekleri seçer. Seçimlerin serbest ortamda yapılmasıdır cumhuriyet. Toplumun tamamının yararını gözetmektir. Ve zaten son yüzyılların en geçerli rejimidir cumhuriyet. Yönetim biçimidir. Peki cumhuriyetin bize kazandırdıkları nelerdir? Bir kere ülkenin belli bir hanedanlığı tarafından yönetilmesine artık son verildi. Evet. Eskiden baba doğana geçen bir sistem vardı. Artık evet. Cumhuriyetle beraber bu ortadan kalkmış oldu tabii. Kesinlikle. Ki. Toplumdaki tüm ayrıcalıklar kalktı. İşte mesela padişah olur, padişah ailesi olur. Artık onlar ayrıcalıklı değil. Hayır, artık yönetimde herkes eşit. Sadece yönetimde değil, halk arasında da herkes eşit. Ya eşitliği de aslında temel alıyor. Vatandaşların devlet yönetimine eşit olarak katılma imkanı sağlandı. Herkesin oyu bir arkadaşlar. Herkesin bir oy hakkı var. Dolayısıyla burada herkesin de zaten eşit olarak bu yönetime katılma hakkının olduğunu da gösteriyor. Tüm vatandaşlar kanun önünde eşitlik, eşit olması sağlandı. Yani kanun önünde herkes eşittir ilkesi benimsendi. İnsanlar haklarını artık hukuk yoluyla aramaya başladılar. Gelişmemize engel olacak unsurlar ortadan kaldırıldı. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmamız sağlandı. Yani cumhuriyet bize bunları kattı. Peki cumhuriyetçilikle ilgili gelişmelerimiz neler? Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 1921 ve 24 anayasalarının kabulü, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri. Burada bir deneme oluyor fakat 1946 yılında geçebiliyoruz maalesef. Ordunun siyasetten ayrılması, kadınlara siyasi haklar tanınması. Siyasi haklar diyoruz, bu genelde karıştırılıyor. Kadınlara siyasi haklar yani kadınların oy kullanabilmesi, seçme ve seçilme hakkı, bunlar seçme ve seçilme olduğu zaman cumhuriyetçiliğe giriyor. Ama kadınlara işte medeni kanunda, İşte miras hakkının verilmesi, boşanma hakkının verilmesi bu cumhuriyetçiliğe değil halkçılığa giriyor. Burada bir karıştırmayın arkadaşlar. Siyasi haklar dediği yani seçme ve seçilme dediği zaman cumhuriyetçilik olacak. Bu konuya da dikkat edelim. Evet, şimdi bu bağlamda bakalım. Kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler var, siyasi hak ve ödevler var. Bunların hepsi aslında cumhuriyetçiliğin bir devamında ve bize getirdiği, bize kazandırdıkları. Mesela kişi dokunulmazlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, ailenin ve çocuğun korunması, eğitim öğretim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, Türk vatandaşlığı, bunlar siyasi hak ve ödevlerimize giriyor. Seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı. Devam ediyorum yine.
Özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat hürriyeti, bunları zaten geçtiğimiz yıllarda gördünüz ama hangi başlık altında değerlendirmemiz gerektiği için burada yer verdik arkadaşlar. Din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, grev ve lockout hakkı. Lockout bir işverenin işçileri hep toplu olarak işten çıkarma hakkıdır. Sosyal güvenlik hakları, sanat ve sanatçının korunması, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe hakkı, bunlar da cumhuriyetçilik bağlamında ele alacağımız bazı cumhuriyetçilikle birlikte kazandığımız bazı kazanımlar. Geçiyorum milliyetçiliğe. Milliyetçilik derken asla ırkçılık değildir arkadaşlar. Burada vatanı için kendi ülke tabii ki kendi vatanını kurtarmak için bir arada olma, bir olma durumudur. Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamını ifade eder. Laiktir, ırkçı değildir, demokratiktir, bağımsızlık yanlısıdır ve insancıldır Türk milliyetçiliği. Peki bu bağlamda bizim bakmamız gereken anahtar kelimeler ne? Sorular da geldi. Eğer milli birlik ve beraberlik diyorsa, ulusal bağımsızlık diye bir terim kullandıysa, bakın burada ulusal egemenlik olsaydı bağımsızlık yerine cumhuriyetçilik diyecektim. Egemenlikte ne var çünkü? Bir yönetme, bir seçme ve seçilme var. Ama burada bağımsızlık, milletin bağımsızlığı var. Yani millet var, özgürlük var. O yüzden milliyetçilik başlığı altında topluyorum. Milli tarih anlayışı, dil birliği, kültür birliği, vatan sevgisi, ortak geçmiş, Türklük gibi bu kavramları gördüğüm vakit ben milliyetçilik şıkkına gideceğim arkadaşlar. Peki milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar nelerdir? Bir kere milli eğitim, dil, tarih, kültür, gaye birliği, Türklük şuuru, manevi değerler, misaki milli, bu ulusal sınırlar, misaki milli, ulusal sınır demek, milli kültür, bunlar hepsi bizim birlik beraberliğimizi arttıran unsurlar. 6 tane arkadaşlar. Peki bu milliyetçilikle ilgili gelişmelerimiz neler? Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İçinde millet var. O zaman bunu da milliyetçilik başlığı altında alırım. Misaki iktisadi kararlarının kabul edilmesi, yani milli ekonomi kararlarının kabul edilmesi, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Milli Eğitim Politikası'nın uygulanması, yeni Türk harflerinin kabulü, yabancı işletmelerin millileştirilmesi. Arkadaşlar bunları böyle veriyoruz ama ilerleyen konularımızda bunları zaten tek tek açıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun kabulü, artık kendi vapurlarımızı yapıyoruz, kendi vapur işletmeciliğimiz, denizlerimizdeki işletmeleri biz ele geçiriyoruz. Türk parasını koruma kanununun çıkartılması, reji idaresinin yabancı denetiminden çıkartılması, reji idaresi yani bir tütün ekme, tütün politikasıydı aslında. Bu ve Fransızların elindeydi. Daha sonra yabancı denetiminden çıkartıp bizim elimize geçti. Kapitülasyonların kaldırılması, bu nasıl bir şey? Bu ekonomide de aslında görebiliriz ama biliyorsunuz ekonomi bağımsız olmamız gerekiyor ekonomik anlamda ve bu bağımsızlık aynı zamanda bizim milli bağımsızlığımızı da etkiliyor. Yani kapitülasyonları verdiğimiz sürece burada bağımsızlığımızdan söz edemiyoruz ve bunu da milliyetçilik başlığı altında da görebiliyoruz. İstiklal Marşı'nın da kabulü milliyetçilikle ilgili gelişmelerdendir. Halkçılık. Halkçılığı gördüğüm anda kadın, erkek hepsi eşit. Yani ne görüyorsam dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit olduğu bir sistem olarak düşünün halkçılığı. Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir. Peki anahtar kelimelerime bakıyorum. Eşitlik, sosyal devlet, adalet, dayanışma, sosyal demokrasi. Eğer ben bunları görürsem sorularda, şıklarımda. Ve hemen tabii ki bütün ışıklarımı okuyorum. İçinde halkçılık varsa hemen halkçılığı işaretliyorum. Bakalım halkçılık neymiş? Belli bir zamanda bir ülkede oturan, o ülkeyi vatan bilen insanların bütününe halk diyoruz biz bir kere. Peki halkçılık nedir? Milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesidir. Millet çıkarı ve yararı. Milletin yararına olan her şey. Halkçılık aynı zamanda halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır. Bu fikre adapte edilmesidir. Sonuçta insanların yararı düşünülüyor burada. Tabii ki yarar söz konusu ve milli egemenliği esas alır. Demokrasiyi öngörür. Yani milli egemenliği esas alıyorsa neyle de alakalı olmuş oluyor? Cumhuriyetçilikle alakalı olmuş oluyor. Tabii ki bütün bu ilkelerin birbiriyle alakası var. Aynen, bu ilkelerin hepsi çok birbirinden ayrı düşünülemez aslında. Kesinlikle.
Evet, halkın kanunlar önünde eşit olması ve devlet yönetiminde söz sahibi olması. Daha demin dediğim gibi bir cumhurbaşkanıyla benim eşit olmam gibi. Yani o da oyunu gider kullanır, ben de gider oyumu kullanırım. Devlet yönetiminde aynı şekilde söz sahibi oluruz. Halkçılık toplumda sınıf ayrımının olmamasıdır ve en nihayetinde eşitliktir. Eşitlik gördüğümüz zaman aklımıza halkçılık gelmeli arkadaşlar. Peki bu anlamda yapılan gelişmeler nelerdir? Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyetin ilanı, şimdi cumhuriyetçilik de olabilir diyeceksiniz ama halkçılığa da giriyor arkadaşlar. Tabii ki bunu... Çünkü yine burada insan yararını düşünmek var, kendi vatandaşını düşünmek var ve eşitlik var. Nihayetinde. Evet, halkın kendi kendini yönetmesi, halk için var yine. Ama şıklarda direkt cumhuriyetin ilanı ve bu şekilde altında beslemesi lazım. Yani birkaç tane daha halkçılıkla alakalı madde koyması lazım. Gidip cumhuriyetçilikle alakalı koyarsa gidersiniz, cumhuriyetçiliği işaretlersiniz. O yüzden çeldiricidir. Hepsini okuyun sorularda, daha dikkatli okuyun bu konuları özellikle. Aşar vergisinin kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesi, kadınlara siyasi hakların tanınması. Eşitlik ilkesiyle tamamen alakalı. Evet, kadınlara siyasi hakları, daha demin söylemiştim, şimdi yineliyorum. Siyasi haklar cumhuriyetçiliğe girer ama eşit olarak haklar verdiği için halkçılığa da girer. Fakat kadının boşanma hakkı, miras gibi haklarının olması bu da halkçılıkla alakalıdır, cumhuriyetçilikle alakalı değildir. Millet mekteplerinin açılması yine milletin yararına, soyadı kanununun çıkarılması, ayrıcalık ifade eden ünvanların kaldırılması, ağabey gibi, azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının kaldırılması, artık onlar da Türk vatandaşı, herkes eşit hale geliyor. Devlet hastanelerinin, dispanserlerin, çocuk esirgeme kurumunun kurulması, bunlar da halkçılıkla ilgili gelişmelerden. Geliyorum devletçiliğe. Devletçilik ilkesi bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydıyla gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamını ifade ediyor devletçilik. Devletçilikteki anahtar kelime nedir? Ekonomi, para, iktisat, kurumların millileştirilmesi. Aynı zamanda bu milliyetçiliğe de girebilir. Demin ki bahsettin, tabii tarih ki. Kurumundan bahsettin vesaire. Kurumların millileştirilmesi, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisat, ekonomi, mali, bu üçü de aynı anlamdır arkadaşlar. Sorularda gelirse lütfen kafanız karışmasın. Kalkınma planları, işte birinci 5 yıllık planlama, ikinci 5 yıllık planlama gibi. Devlet yatırımı, devletleştirme politikaları. Gördüğümüz vakit biz neye gideceğiz? Devletçiliğe gideceğiz. Peki devletçilik nedir? Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın devlet eliyle gerçekleştirilmesi. Devlet, özel sektörün yetemediği yerde kendisi de katkı sağlayabilir. Bireyin yapamayacağı işleri devletin yapmasıdır. Üretim ve ticareti desteklemek için kredi verir, yasalar çıkartır buna göre. Bu tabii ki ekonomiyle alakalı olacaktır. Çünkü devletin yararı göz önünde bulundurulur. Zorunluluktan devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi anlamına da gelebilir. Peki bu anlamda yapılan gelişmeler neydi? Birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması, Sümer Bank, İtibank, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası gibi bankaların kurulması, Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü MTA bunun kurulması, yani madencilik faaliyetlerinin başlaması. Sonuçta ekonomiyi bir şekilde harekete getirmeye çalışılıyor. Harekete Kabotaj çalışılıyor. Kanunu. Bunun çıkarılması, devlet üretme çiftliklerinin kurulması, bakın hep devlet üretme çiftliği, maden tetkik arama enstitüsü, bunların evet. Hepsi nedir? Devlet yararınadır arkadaşlar. Devlete ekonomik gelir kaynaklarıdır. O yüzden devletçiliği besleyen durumlar. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması, teşebbüs girişim demek, devlet demir yollarının açılması, gördüğünüz yani kurumların gibi. Kurumların millileştirilmesi evet. Anlamına geliyor. Evet, bunlar devletçilikle ilgili. Bir diğer konu laikliğe geçiyoruz. Laiklik genelde biraz farklı lanse ediliyor ama laiklik aslında dinin koruyuculuğunu da yapar. Yani dinin yanlış şekilde yorumlanmasını da engelliyor. Sanki böyle halk arasında bazen söylemlerde sanki laiklik dinsizlikmiş gibi anlaşılabiliyor. Evet. Aksine arkadaşlar laiklik din özgürlüğüdür. Yani evet. İnsanların inancından dolayı zorlanmaması veya eleştirilmemesi veya işte tabii ki.
ondan dolayı farklı bir ayrıma tabi tutulmaması anlamına geliyor. Evet. Evet. Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Dinle ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Yani hürriyetten yani, kasıt özgürlük. Özgürlük tabii ki. Yani isteyen istediği dine inanır, istediği inanca tabi olur. Kimse kimsenin dinine, inancına karışamaz, sorgulayamaz. Bunu demek istiyor. Anahtar kelimeler nedir? Din ve devlet işlerinin ayrılması, fen, teknoloji, ilim, bilim, pozitivizm, akılcılık, vicdan, bilim, vicdan özgürlüğü gibi konular gördüğünüz, pardon, kelimeler gördüğünüz vakit hemen laiklik ilkesi aklımıza gelecek arkadaşlar. Peki laiklik nedir? Tekrar edelim bakalım. Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa, bilime dayandırılmasıdır. Evet. Konuşamayan inkılap tarihiyle devam ediyoruz. Atatürk'ün zaten felsefesinin temeli akılcılık ve bilimdir arkadaşlar. Yani her şeyi akla ve bilime dayandırır. Akılcılık ve bilime dayanır Atatürk'ün felsefesi. Unutmayalım bunu. Laiklik, kişisel vicdan hürriyetinin sağlanması her türlü inanca saygılı olmayı gerektiriyor. Tüm vatandaşların din, vicdan, ibadet özgürlüklerinin anayasal güvencesidir. Yani kimse kimsenin ibadet yerini kapatamaz, ibadet yapma şeklini eleştiremez. Herkes bu konuda özgürdür. Milli birlik ve beraberliğin güçlenmesiyle toplumda barış ve huzurun da sağlanmasını öngörür laiklik. Peki bu anlamda yapılan gelişmeler nelerdir? Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması. Demin bunu cumhuriyetçilik olarak da göstermiştiniz galiba, değil mi? Evet, saltanat çünkü yönetim şekli. Yönetim şekli evet, babadan oğula geçen. Ama aynı zamanda yani padişah halife olduğu için. Dolayısıyla din ve devletin bütün ayrılması anlamına geliyor aynı zamanda. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Zaviye burada küçük tekke demek. Medeni kanununun kabul edilmesi. 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan kaldırılması. Çünkü devletin dini olmaz, kişilerin dini olur. Evet. Bu da laiklikle alakalı. Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Tevhidi tedrisat kanununun yani kabulü. Yani eğitimde birlik. Bu aslında evet. O zaman halkçılığa da girer mi? Çünkü birlik sağlığı ne, eşitlik sağlığı ne falan. Çılığa da evet girebilir ama tevhidi, tedrisat, eğitim, öğretim birliği yani bütün o tek düzey eğitim yani tek bir müfredat gerekiyor. Medreselerin kapatılması, kılık kıyafet inkılabının yapılması ve laiklik ilkesinin 1937'de anayasaya girmesi laiklikle ilgili gelişmelerdir. Peki devlet düzeninin laikleşmesi nasıl? 1922'de saltanat kaldırılıyor, 23'te cumhuriyet ilan ediliyor, 24'te halifelik kaldırılıyor. Yine 24'te şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıp. Nedir bunu biraz açar mısınız? Şeriye ve evkaf vekaleti nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor artık her şey. Burada şer'i hükümler geçerli olduğu için vakıflarda da bu tek düzelik ortaya çıkınca sadece biz Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlayalım diyorlar. Bu şekilde bir düzen kuruluyor. 26'da Medeni Kanun'un kabulü, 28'de devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılıyor. 37'de de laiklik ilkesi anayasada yer alıyor. Devlet düzeni bu şekilde laikleşiyor arkadaşlar. Son olarak son ilkemize bakıyoruz. İnkılapçılık, aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılması. Hemen anahtar kelimeler. Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, muasır medeniyet seviyesi, dinamik olma, durağan olmama, bir dinamizm varsa. İnkılap soruda. Aslında kelime olarak baktığım zaman değişim anlamına geliyor. Yani olumlu yönde değişim anlamına geliyor. Kendini evet. Geliştirme, yineleme anlamına geliyor. Çağdaşlaşma, modernleşme, batılılaşma bunları gördüğümüzde inkılapçılık. Bu yapılan Atatürk'ün yaptığı tüm hepsi inkılapçılığa giriyor zaten. Tüm yenilik hareketleri inkılapçılıkla ilgili ölçü yani birimlerinin... Bir değişim olması gerektiğini söylüyordu. Evet, evet, ölçü birimlerinin değiştirilmesi, miladi takvimin kabulü, kılık kıyafet inkılabı, yeni Türk harflerinin kabulü hepsi inkılapçılık. Atatürk ilkeleri arkadaşlar milli kültürümüzü geliştirmeyi ve yükseltmeyi amaçlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bakalım bir de Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerine. Laik düşünce ve hukuka dayanır. Hak ve hürriyetleri koruyucudur. Akılcı güzel. Ve bilimseldir. Hocam okuyamayacağınız kelime varsa bana önceden söyleyeyim, ben size yardımcı olayım. Evet. Heyecanlandım biliyor musun Sufi evet. Hocam? Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcıdır. Uygulanabilirdir. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır. Kaynağını Türk milli kültüründen alır. Taklitçi asla değildir. Yani biz batılılaşma, modernleşme diyoruz ama
olduğu gibi almadık. Kendi ülkemizde, kendi geleneklerimizle bunu biraz daha diyelim. Evet modifiye ettik, düzenledik ve ona göre yeniden bir ürün ortaya yeni koyduk. Bir öyle diyeyim. Bir şey. Evet, evrensel ve barışçıdır. Ne diyoruz zaten? Yurtta su, cihanda su. Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Tüm milletin ihtiyaçlarından doğmuştur şeklinde Atatürk ilkelerinin özellikleri. Peki bir de ilkelerimizin bütünleyici ilkeler var. Arkadaşlar buna bu ünitemizin sonunda da değineceğiz ama iyi öğrenmemiz gerektiği için hem başta hem sonda veriyoruz. Ulusal egemenlik dediğimizde direkt cumhuriyetçilik. Ulusal bağımsızlık dediğimizde hem milliyetçilik hem cumhuriyetçilik. Milli birlik ve beraberlik, milli var başında, milliyetçiliğe geliyorum. Birlik ve beraberlik kimin milli? Eşitlik ön plana çıktığından kimin dolayı halkçılık. Birlik beraberliği, halkın birlik beraberliği, halkçılık. Yurtta sulh, cihanda sulh, barış, barışı temsil ediyor milliyetçilik. Akılcılık ve bilimsellik dediğimde laiklik neydi? Akıl ve bilimi temele alan bir durumdu. İnkılapçılık aynı şekilde. Çağdaşlaşma ve batılılaşma, laiklik ve inkılapçılık. İnsanlık, insan sevgisi, hümanizm, halkçılık, özgürlükçülük dediğinde de milliyetçilik ve cumhuriyetçilik aklımıza gelmeli arkadaşlar. Evet, sağ olsun Veci hocamız hocam. Şeyden Atatürk'ün bütün inkılaplarından bahsetti. Kendisine teşekkür ederiz. Arkadaşlar önemli bir konudur. Her sene de LGS ile bununla alakalı sorular çıkar. Anlamayan veya tekrar dinlemek isteyen arkadaşlarımız olsa videoyu baştan başlatıp izleyebilirler diyoruz. Evet. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.